Şimdiki açılış oturumumuzda sevgili hocamız Profesör Doktor Soner Yıldırım bizimle oluyor burada kendisiyle. En son biz birlikte Eçev'de bir Evet. aradaydık. Orada da yine keyifli bir sunum ve sohbet yapmıştık. Soner hocam onun ardından yine birlikteyiz. Ben Soner hocamın sonuna geçmeden evvel kısaca kendisi hakkında bir bilgi aktarmak isterim. Bir özgeçmişini hadmonu okumak isterim. Soner hocamız 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Öğretim teknolojileri alanındaki yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Michigan State Üniversitesi'nde, aynı alanda doktora eğitimini de University of Southern California'da 1997 yılında tamamladı. 1998 yılından bu yana ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Profesör Doktor Soner Yıldırım 1998 yılından bu yana çeşitli uluslararası kuruluşlarda öğretim teknolojisi projelerinde uluslararası uzman olarak görev almaktadır. 1998-2000 yılları arasında Dünya Bankası'nda, 2002-2006 yılları arasında Strasbourg'daki Avrupa Konseyi'nde ve 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Avrupa Eğitim Vakfı'nın çeşitli projelerinde görev almıştır. Araştırma konuları arasında eğitimde sosyal medya kullanımı, öğretim ve geri bildirim tasarımı, elektronik performans destek sistemleri, öğrenme analitikleri ve nomofobia önemli yer tutmaktadır. Soner Hocam tekrar hoş geldiniz. Sefalar Ederim. getirdiniz. İlk okulumuza geldiniz. İnşallah bir gün fiziki Sağ olun. olarak da bir arada oluruz. Sizi ağırlamak isteriz. Şimdi İyi. ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim Bahar Hocam. Okulunuza gelmiştim, evet, İzmir'e. Tabii çok da etkilenmiştim, ne yalan söyleyeyim. Hani Latife Hanım'ın babasının köşkü ve Atatürk'ün zaferden sonra kaldığı köşk olduğu için bayağı bir odaları gezmiştim. Bende etkisi olan bir okul. Etki bırakan bir okul. Sizleri de kutluyorum. Birinci dönemi bitirdiniz. Büyük başarı. Gerçekten diyorum, büyük başarı. Hani eğitimin başına ne gelir en fazla? Bu kadarı gelir. Hani bundan fazla ne gelir? Bundan fazla bir şey gelmez sevgili öğretmen arkadaşlarım. Olabilecek bütün felaketlere tanık olduk. Aslında hep söylüyorum, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünya böyle bir felaket yaşamadı. Gerçekten yaşamadı. Ve 2 yıl neredeyse bitecek. Mart ayı geldiğinde. Bazı ülkeler iyi yönetti, bazı ülkeler çok da iyi yönetemedi bu krizi. Biz de eğitimde bazen iyi şeyler yaptık, bazen çok da iyi şeyler yapmadık. Bugün sizlerle program bende olduğu için Bahar Hoca bana programı yollamıştı. Baktım programdaki sunulara gayet heyecan verici başlıklar var. Yani 2 yıl önce hiç konuşamayacağımız şeyleri konuşuyoruz şu anda aslında. Yani 2 yıl önce böyle bir etkinlik yapsaydık, oradaki başlıklar, orada kullanılan teknolojiler, orada kullanılan yöntemler büyük ihtimal daha farklı olurdu. Demek ki 2 yılda biz öğretmen olarak bayağı yol almışız. Kendi mesleğimizle ilgili yeni becerileri uygulamada bayağı iyi yol almışız. Onun için lütfen bu pandeminin bu tarafını da bir avantaj olarak görün sevgili arkadaşlarım. Çünkü ben bunu yüksek öğretimde de bir avantaj olarak görüyorum. Sizin K12 düzeyinde de bir avantaj olarak görüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu güzel günün, bu güzel yapacağınız etkinliğin öncesinde ben de sizinle sağ olsun nazik daveti üzerine Bahar Hoca'nın sizle birlikte olmak istedim. Ben de aklım erdiğince aslında ne yaşadık, ileride de sizi ne bekliyor, neye hazırlık yapmanız lazım. Sizi biraz oraya taşımak istiyorum. Aslında şimdi konuşacağımız şeyler çok büyük devlet sırları falan ne değil. Ama şimdi konuşacağımız şeyler aslında nasıl bakmamız gerektiği ile ilgili birbirimize tavsiyeler olacak. Neden? İkinci dönem başladığında Şubat ayında bu dönem kadar zor geçecek. Bunu bilin lütfen. Yani biz bu seneyi gene çok zorlanarak kapatacağız. Şimdi benim tabii uzmanlık alanım öğretim teknolojisi ve ben yatıp kalktım uğraştığım tek bir konu var, öğrenme. İnsan nasıl öğreniyor? Çocuk nasıl öğreniyor? Niye? İşte bu kısmını anlayabilirsek o zaman öğrenmeyi manipüle edebiliyoruz. Yani buna müdahalede bulunuyoruz, bunu değiştiriyoruz. Bunun adına da öğretim diyoruz.
Şimdi öğrenme tabii çok içsel bir süreç sevgili arkadaşlarım. Ona direkt müdahale neredeyse mümkün değil. Ama dolaylı müdahalelerimiz var. Şimdi bu dolaylı müdahaleleri yapabilmek, onlarla ilgili akıllı kararlar verebilmek için de o öğrenmenin mekanizmasını çok iyi anlamamız gerekiyor sevgili öğretmen arkadaşlarım. Şimdi ben size aslında her gün sınıfta gözlemlediğiniz bazı şeyleri bilimsel olarak altyapısını bir göstermek istiyorum. Bu niye oluyor? Şimdi geçen sene Mart'tan beri eğitim sisteminin hali bu sevgili arkadaşlarım. Yani çocuklar da öyle bir travma yaşadılar ki gerçekten. Hele şeyi bir düşünün lütfen. 2020 Mart'ında biz okulları kapattığımızda 2019 Eylül'ünde okula başlayan birinci sınıfları düşünün. 2020'nin Eylül'ünde açamadık okulları biliyorsunuz. Online devam ettik bir yıl boyunca. O esnada birinci sınıfa başlayan çocukları düşünün. Büyük travmalar yaşadılar. Şimdi bununla ilgili okulların açık tutulmasıyla ilgili ben de çok fazla belki hani sosyal medyadan takip ediyorsanız beni açık kalabilmesi için çok çabalayanlardanım ben. Tabipler Birliği ile birlikte. Çünkü kontrollü şekilde bir miktar da olsa okulların açık kalması gerekiyordu. Biliyorsunuz dünyada okullarını en fazla kapatan dördüncü ülke Türkiye oldu. Ve bu hiç övünülecek bir şey değil sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir dönem boyu okulları açık tuttuk. Siz maskeyle ders anlattınız ki hiç kolay değil. Niye? Çünkü ben de maskeyle ders anlatıyorum ve beni 3 saat bitiriyor. Yani onu size çok ne söyleyeyim. Çocuklar maskeyle oturdu sınıfta. Hatta siz onların birbiriyle olan temasına dikkat etmesi konusunda sürekli uyardınız. Materyal paylaşmamaları, kişisel eşyalarını paylaşmamaları, işte yemekteki oturma düzenleri, sınıftaki oturma düzenleri. Bu korkunç bir operasyon. Bunu dönecek herkes takdir edecek sevgili arkadaşlarım. Bunu devlet de takdir edecek, Milli Eğitim de takdir edecek. Veliler de takdir edecek, kamuoyu da takdir edecek. Olay sadece öğretme olayı değil. Korkunç bir ortam yönetimi, korkunç bir okulların açık kalabilmesi için kurallara uyulması gibi harika bir operasyon seyrettik burada. E tabi bu gene eğitimcilerle başarıldı. Gene bu insanlar fedakarlık yaptı. Bu insanlar çalışma saatlerinin üzerine saatler eklediler. Biraz önce Bahar Hoca'ya da söylüyordum. Eminim birçok öğretmen arkadaşım COVID olmuştur. Yani ayakta geçirmiştir, semptomları hissetmiştir, hissetmemiştir. Ama mutlaka eninde sonunda size de bulaşmıştır bu virüs. Yani siz bu hastalığı atlatmışsınızdır. Ben öyle düşünüyorum. Bence ben de atlattım. Yani bence hiçbir zaman test verip pozitif bir sonuç almadım ama yani bu kadar COVID'lerin içinde herhalde atlatmamak mümkün değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğitim sisteminin bu kadar yer yerinden sarsılması bize bir gerçeği gösterdi. Uzaktan eğitim gelecekte ve günümüzde yaşamın parçası. Ama bunu lütfen direkt şeyle de ilişkilendirmek. Hani pandemi oldu diye uzaktan eğitime geçmiyoruz. Zaten insan çok yaşıyor artık, çok. Yani 1950'de ortalama 46 yıl yaşayan Türk nüfusu şu anda kadınlar 84 yılı buldu arkadaşlar. 2020 rakamları. İnanın 84 yaşına kadar ortalama kadın ömrü. Erkek ömrü biraz daha az. 79,5 gibi 80'e yakın bir ortalama. Ama burada tabii şehir efsanelerine gerek yok. İşte kadınlar erkekleri öldürüyor mu öldürüyor, hiç alakası yok. Erkeklerin daha kısa yaşamasının nedeni ya da kadınların daha uzun yaşamasının nedenlerinden biri kadının östrojen hormonu. Onu daha uzun hayatta tutuyor. Şimdi bu kadar uzun yaşayan bir canlı, ki size başka bir örnek vereyim. Sizin şu anda ilk öğretimde, ilkokul 1'de, anaokulunda okuttuğunuz çocuklar ortalama 100 yıl yaşayacaklar. Onlarda beklendik yaşam süresi 100 yıl. Peki ne yapacaksınız 100 yıl boyunca Allah aşkına? Sürekli okula mı gideceksiniz? Ya da işte 45 sene, 46 sene ortalama yaşayan insanı siz o dönemde de 22 yaşında üniversiteden mezun ediyordunuz. Şimdi de üniversiteden 22 yaşında mezun ediyorsunuz. O zaman adamcağız 22 yaşında üniversiteden mezun olduğunda ortalama 25 yıl yaşıyordu zaten.
Ama şu andaki adam 75 yıl yaşayacak. Ne yapacaksınız? O aradaki 50 yıl hangi eğitim kurumuna gidecek? Bu mümkün değil sevgili arkadaşlar. O yüzden uzaktan öğrenme zaten yaşam boyu öğrenmenin bir parçası. İnsanlar uzun yaşadığı için daha fazla eğitim alma ihtiyacına sahipler. O da başka türlü karşılanmaz sevgili arkadaşlar. O yüzden bunu şöyle algılayın lütfen. Bence pandeminin olumlu bir çıktısı bu. Pandemi sayesinde bu realitenin de farkına vardık. Yani bizim alt eğitim kademelerinde, K12'de çocuklara belli bir uzaktan öğretim tecrübesini yaşatmamız gerekiyordu. Onları bu beceriyle donatıp geleceğe hazırlamamız gerekiyordu. Bu işte bahane oldu. Yalnız pandemide şunu çok iyi fark ettiniz sevgili arkadaşlarım. İşte okul sadece öğrenmeyle ilgili değil, okul gelişimle ilgili. İnsanlar şöyle zannetti ki, Türkiye'de bence resmi olarak pandemi başladığında olayı böyle yorumladı. Tamam okula gidemiyoruz, buradan kapadık okulları, olsun tamam işte web sitesinden yayın yaparız, televizyon yayını yaparız, çocuk tıklar, öğrenir. Olmadı, öyle olmadı. Niye? Çünkü bu canlı fiziksel, ruhsal, bilişsel ve sosyal olarak sürekli bir değişim ve gelişim içinde ve bunu da en iyi başardığı yer okul. Peki neden okul? Şimdi siz kendi yıllarınıza bir dönün, ilkokula başladığınız yıllara. Ben 68 doğumluyum. Şimdi ben 70'li yıllarda ilkokulu okurken benim yaşadığım sosyal çevre farklıydı. Yani mahallenin tamamı okuldu. Değil mi? Hani mesela şimdi biz çocuklarımızı spor kulüplerine götürüyoruz spor yapsın diye. O yaşta ne, biz büyürken ne gerek vardı ki? Zaten akşama kadar ya top oynuyorduk, ya ip atlıyorduk, ya bisiklete biniyorduk. Zaten sosyal olarak bu kulüp etkinliklerinin tamamını yapıyorduk Allah aşkına. E işte ek ders aldırıyorum matematikten. Özellikle o dört işlemi falan hemen öğrensin. E biz bakkala gidip alışveriş yapıyorduk. Bizim elimize bir para veriliyordu. Biz bir şey alıyorduk. Onun üstüne alıyorduk, sayıyorduk. Para alışverişi yapıyorduk insanlarla. Topluyorduk, çıkartıyorduk. Yani toplumun kendisi bir okuldu. Ve bunu toplum üstleniyordu. Şimdi 90'lı yıllardan sonra bu resim değişti Türkiye'de. Artık insanlar daha küçük gruplar halinde, siteler içinde, daha böyle kutu evler içinde çocuklar buralarda büyümeye başladı. Biraz önce saydığımız ve çocuğun gelişimini destekleyen o etkileşimlerde onun için tek bir yer kaldı, okul. Yani eskiden mahallede bir okul vardı. Oradaki öne çıkan kavram mahalleydi. Şimdi okulun içinde bir mahallesi var çocuğun. İşte okulu kapattığında mahallesini kapatıyorsun çocuğu. Okulu kapatmak marifet değil. Okulu kapatıp içeriği dijital olarak sunmak çocukları marifet değil. Orası o çocuğun mahallesi. O çocuğun akranları orada. O çocuk artık bakkala gidip alışveriş yapmıyor. Yok böyle bir kavram. O çocuk orada matematik dersinde bunları yapıyor. Şey, beden eğitimi ve spor dersinde anca spor yapabiliyor. İşte okulu kapattığınızda çocuğun yaşamını kapatıyorsunuz aslında. Onun için bu tür kararlar keyfi ve bilimden uzak alınmaması gereken kararlardı. Bence bu da bizim için iyi bir tecrübe oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım öğrenmeyle bir başlayalım. Öğrenme kompleks, çok kompleks bir kavram. Ama biz eğitimciler için, ben de eğitim fakültesi mezunuyum. Bizim operasyonel ve çok işe yarayan bir tanımımız var. Yani eğitim, öğrenme, insanın bir zaman aralığı içinde bilgi, beceri ve tutumundaki değişim ve ilerleme. Bu güzel bir tane. Zaten biz okulda öğretmenler bunu yapıyoruz. Çocukların bilgi, beceri, tutumlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra bu değişimi ve farkı ölçüp onlara bir değer biçiyoruz. Buna da notlandırma diyoruz. İşte dün karneleri verdiniz sevgili arkadaşım. Eminim bazı çocuklar teşekkür aldı, bazı çocuklar takdirname aldı. Ama karnelerde rakamlar yazıyordu. İşte o değişimin karşılığı olan değerler.
Şimdi bizim bu tanımımız, biz eğitim bilimciler açısından gayet fonksiyonel, dediğim gibi işlevsel bir tanım ve biz bunu çok seviyoruz, bu tanımı. Şimdi gene eğitim cephesinden bakalım sevgili arkadaşlarım. Öğrenme tek boyutlu değil. Öğrenmenin duyusal, bilişsel ve sosyal olmak üzere üç ana boyutu var ve sadece bu üç boyuttan da oluşmuyor. Ama siz öğretmenler olarak, öğretimi tasarlayan ve uygulayan ve değerlendiren kişiler olarak her ne yapıyorsanız öğretim adına unutmayın bunun bir bilişsel, bir duyusal, bir de sosyal boyutu var. Bu üçünün ahenkli tasarımı ve uygulaması ancak çocuğu belli bir noktadan bir noktaya götürebiliyor. Bunu tek bir boyutuna yapılacak aşırı vurgu, diğer boyutların göz ardı edilmesi öğrenmede başarılı bir hikaye yaratmıyor sevgili arkadaşlar. Pandemide bunu da gördük. Nasıl olabilir? Çok iyi materyal koyuyoruz. Nasıl öğrenmez? O bilişsel boyut öğrenmede. Bunun duyusal ve sosyal boyutu desteklenmezse öğrenmenin bilişsel boyut üzerinden gerçekleşeceğini sadece zannederseniz o zaman insanı robot gibi algılıyorsunuz demektir. İnsan robot değil. İnsan robottan çok fazla. Niye? Çünkü robot dediğiniz şey insan zihninin ürettiği şeylerden sadece bir tanesi. İnsan zihni, insan beyni o kadar çok şey üretiyor ki insanı bu ürünlerin bir tanesiyle tanımlamanız gerçekçi değil arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sinir bilimciler açısından öğrenme ise beynimizdeki sinir hücrelerinin bir fonksiyonu. Beynimizde biliyorsunuz 80 ile 100 milyar arası hücre var. Nöron dediğimiz sinir hücreleri ve bu hücreler arasındaki bir etkileşim sayesinde öğrenme gerçekleşiyor. Ama şunu baştan söylüyorum, buradaki hücre sayısıyla çocuğun zekası arasında hiçbir ilişki yok. Bunu bilin. Yani sizlerin kafası biraz daha büyük olursa eğer bu arkadaşınıza göre daha zeki olduğunuz anlamına gelmiyor. Burada önemli olan hücre sayısı değil de her bir hücrenin kurabildiği sinaptik iletişim, diğer hücrelerle kurabildiği iletişimler. Şimdi şuraya dikkatlice bakacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi öğrenmenin gelin bir fizyolojik olarak altyapısını anlayalım. Biz öğrenme dediğimiz şeyi tek bir eylem üzerinden yapıyoruz. Dış dünyayla iletişime giriyoruz. Bir şeye bakıyoruz, bir şeyi duyuyoruz, bir şeyi görüyoruz, kokluyoruz, dokunuyoruz. Bazen tadına bile bakıyoruz. Öğrenme ancak bu uyarıcılarla olabilir. Ve dış dünyadan aldığımız bütün uyarıcılar beyin hücreleri arasında aslında elektrik akımı olarak iletiliyor. Ama şimdi ne dedik? 80 ile 100 milyar arası hücre var. Bunların her birinde de 1000 ile 10 bin arası sinaptik uç var. Yani öğrenmenin gerçekleştiği hücrelerin birbiriyle iletişim kurduğu uçlar. Şimdi bu elektrik akımı o sinaptik uca ki şu sağ alt köşedeki resme bakarsanız geldiğinde diğer hücreye geçebilmesi için bunların kimyasal transmitörlere dönüşmesi lazım. Yani moleküllere dönüşecek bunlar. İşte bunlar sinaptik uca geldiğinde moleküllere dönüşüyor. Bunlar daha sonra karşı sinaptik reseptörler tarafından alındığında artık hücreler konuşmaya başlıyor. Yani öğrenme gerçekleşiyor. Şimdi burada sizin için çok önemli bir şey var öğretmenler için. Bu kimyasal moleküller, transmitörler belli bir tekrardan sonra protein sentezi gerçekleştiriyor. İşte oluşan o proteinler yeni öğrenmeler. Demek ne? Öğrenme belli bir tekrardan sonra oluşan protein sentezleri. Şimdi şu hücrenin yapısını göstermem lazım size bunu daha iyi anlayabilmeniz için. Bu tipik bir nöron hücresi. Ortada çekirdeği görüyorsunuz. Şu aksonlar, dalsı uzantılar, iletişimin daha doğrusu elektrik akımının taşındığı kanallar bunlar. Ve bunların ucunda yuvarlak bazı noktalar var. İşte bunlar sinaptik uçlar. İşte öğrenme bu sinaptik uçlardaki protein sentezi. Şimdi burada öğrenmeyle ilgili çok önemli bir kural öğrendik. Öğrenme belli bir tekrarla olabiliyor. Yani zihin onu belli bir tekrarla kendisine öğretemezse o öğrenmeye dönüşmüyor o yaşantı.
Mikroskop altında baksak bu proteinler nasıl gözüküyor? Bakın 45 tane öğrenme sonucunda oluşmuş eflatun renkli uçuşan proteinler, işte öğrenme sonucu sentezlenen proteinler bunlar. Öğrenme bu. Ama gene söylüyorum, burada sizin için en önemli ilke öğrenme belli bir tekrardan sonra oluyor. Yani zihinsel tekrar, bu da şu demek, çocuk onu bir kere duyduğunda öğrenmiyor genelde. Çok büyük olasılıkla. Bir kere gördüğünde de öğrenmiyor. Belli aralıklarla zihinsel tekrar yapmak zorunda kalıyorsa onları öğreniyor. Şimdi beynin 80 milyar ile 100 milyar arasındaki beyni size 100 milyon hücreyle yapılmış bir simülasyonu göstereceğim. Bakın, beyinde belli bölgeler farklı renklerle kodlanmış. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Aslında belli bölgeler belli proteinleri tutmakta uzmanlaşmışlar. Yani öğrenmede beynimizde birçok merkez var. Ama bunların her biri farklı bir görev için orada belli miktarda protein sentezini tutabiliyor. Mesela renkler belli bir bölgede tutuluyor. Matematiksel işlemler belli bir bölgede tutuluyor. Bu niye önemli sevgili arkadaşlarım? Bu bize şunu gösteriyor. Demek ben ne öğretiyorsam öğreteyim çocuğa. Çocuğun ne bildiği, ne öğrendiğini çok belirliyor. Yani ön bilgiyle yeni öğrenmeler arasında korkunç bir ilişki var. Yani aslında ben ne öğretiyorsam öğreteyim, çocuğun bildikleri üzerinden bunu öğretebiliyor. Bilmediği takdirde ne oluyor? Onu anlayabilecek ön bilgisi yoksa o korkunç uçurum büyümeye başlıyor. Bu uçurum ne kadar büyürse çocuğun öğrenme ihtimali de o kadar az olur. Şimdi bakın. Hani bazen öğretmenler siz kendi aranızda bu sohbetleri yapıyorsunuz. Ya hocam bu kadar emek verdim. Şu kadar saat uğraştım. Şu kadar materyal hazırladım. Gene çocuklarda bir değişiklik yok. Ben zannettim ki işte bak şu Web2 teknolojilerini kullanınca şimdi okuma oranları artacak, anlama oranları artacak, problem çözmedeki doğru sayısı artacak. Bunlarda bir değişiklik yok. Bakın burada çok da kendinizde aramayın. Sebebi neden? Şimdi çok basit bir kural konuştuk. Öğrenme zaman alır. Bitti. Bakın bunu asla unutmayacaksınız. Öğrenme zaman alan bir eylem. Peki müfredat çocuğa bu zamanı tanıyor mu? Konuların sıklığı, konuların yoğunluğu ve konuların sıralanış şekli. Çocuklara aralıklı zihinsel tekrar yapma, sindirerek öğrenme ve zaman aldığı için öğrenme o zamanı tanıyor mu? İşte bir türlü baş edemediğimiz aslında eğitim sisteminde müfredattan kaynaklanan problemler. Niye? Öğretmen can havliyle konuyu yetiştirmeye çalışıyor maalesef. Diyor ki bu hafta bitirmemiz lazım hocam kümeleri. Bitir hocam. Ama bak bunu iki hafta sonra geri dönüp tekrar anlatman lazım. Aralıklı tekrar olmazsa olmaz. Çocuk iki hafta sonra belki bir ders saatin sadece onu ayırıp tekrar birlikte o ilkeleri hatırlamanız lazım. O prensipleri uygulamanız lazım. Örnek sorular çözmeniz lazım. Vakit yok. İşte öğrenememenin bir nedeni çok temel bir prensibi göz ardı etmemiz. Öğrenme zaman alan bir eylemdir. Hatta bu zaman, gerekli zaman her çocuk için farklıdır. Şimdi arkadaşlarım, öğrenme esnasında aslında beynimizde 3 aşamalı bir değişim oluyor. Önce kimyasal, sonra fonksiyonel, sonra da yapısal. Bundan neyi kastediyorum? Bakın demin size belli bir tekrardan sonra beyinde oluşan protein sentezlerini gösterdim. Bunlar kimyasal değişimler. İşte siz yeni bir kavram sunduğunuzda sınıfta, bu kavramı çocuk ilk dinlediğinde, hatta bu kavramı dinlerken daha önce öğrendiği şeylerle ilişkilendirebiliyorsa bu kimyasal değişim. Peki işlevsel değişim ne? Bakın şimdi onu anlatayım size.
hani örnekler, examples, non-examples üzerinden konu anlatıyoruz ya, örnekler ve örnek olmayan durumlar. Ben size gelin bunu bir basket potasına topu atma üzerinden anlatayım. Buradan daha kolay anlayacaksınız. Şimdi çocuğun eline topu ilk verin. Şimdi beden eğitim ve spor öğretmenlerimiz varsa beni daha kolay anlayacaklar. Çocuk hayatında ilk defa bu topu eline almış olabilir. Yani bunu atma şekli, ağırlığı, topun o potaya eriştirebilme gücü, bir sürü kompleks şeyle uğraşıyor çocuk. Ön becerileriyle uğraşıyor. Ama o esnada çocuk top nasıl tutulur? Karpuz gibi mi atılır? Yoksa onun bir tekniği mi vardır? Bunlarla hiç uğraşmaz. Dikkat edin. Ama atar. Topu sürekli potaya atar. Daha sonra neyi keşfeder bu çocuk? Artık kimyası bu yaptığı tamamen kimyasal değişimler. Potanın içine sokabildiğini görür topu. Ve o nasıl soktuysa onu tekrar etmeye başlar o yöntemi. Çünkü şöyle bir ilişki kurar. Şuradan, şu noktadan potanın karşısında durduğumda, şu şekilde attığımda top giriyor potaya. Ama şöyle de bir kuvvet lazım. Bak, yoksa erişmiyor potaya. İşte bu işlevsel değişim. Aslında burada yaptığımız öğretmen olarak çocukta bazı açıklamalarla mantıksal bağlar kurmaya çalışıyoruz. Bak diyoruz, kolunu böyle tutarsan top gitmez. Ama şöyle tutarsan ve bileğinden yollarsan bu daha hızlı gider gibi. Peki yapısal değişiklik nerede oluyor? Şimdi artık uygulama yapması lazım çocuğun. Ne uygulaması? Bakın. Potaya çarpıp topun çembere girdiğini görüyor çocuk. Bir dakika diyor ya. Her seferinde tam da potanın içine atmam gerekmiyor benim bu topu. Mesela şu açıyla çarptığında, şu köşeye çarptığında, şu şiddetle çarptığında o da sayıyor. İşte bu beyinde yapısal değişiklik. Yani uzun süreli hafızanın oluştuğu aşama. Şimdi şu anlattığım süreç. Çünkü biz beyinde yapısal değişiklik olsun istiyoruz. Niye? Onu geri getirebilsin, kullanabilsin, diğer konularla ilişkilendirebilsin. Bakın zaman alıyor. Gördünüz mü sevgili öğretmen arkadaşlar? Ha, uygulamalı eğitim etkilidir. Tabii ki etkilidir. Yani uygulamalı eğitim sadece bunun için etkili değildir. Birazdan göstereceğim. Duygusal boyutta da çok etkilidir. Niye? En fazla duygu salınımının olduğu uygulama öğrenmede uygulamalı eğitim. O yüzden çocuk uyguladığında daha kolay uzun süreli hafızaya çeviriyor bunu. Şimdi sevgili hocalarım şunu da unutmayalım. Şimdi bir günde beynimizden 57 damacana miktarında kan geçer. Korkunç bir miktar. Bir damacana suyun 19 litre olduğunu düşünürsek 57 damacana kan neredeyse 1083 litre kana karşılık gelir. Bakın bu mekanizmanın iki tane önemli fonksiyonu var öğrenmede. Neden? Şimdi öğrenme beynin bir fonksiyonu, doğru. Beynin en fazla enerji harcadığı fonksiyon, bakın burası çok önemli. Bu doğru. Neden en fazla enerji harcadığı? Çünkü evrimsel olarak öğrenme insanın, yani Homo sapiens dediğimiz modern canlının, akıllı canlının daha doğrusu geliştirebildiği bir yetenek. Ne için geliştirebildiği bir yetenek? Hayatta kalmak için geliştirebildiği bir yetenek. Zaten bu yeteneğini geliştiremese bu kadar yırtıcı canlı içinde, bu kadar canavarlar içinde yaşama şansı yok ki. Kasları güçlü değil. Uçamıyor, kaçamıyor. Öyle zehirli diliydi, dişiydi, bir şey de yok bunun. Bu nasıl hayatta kalabilir Allah aşkına? Bunu diğer canlılar yok eder zaten ama öğreniyor ve hafıza oluşturuyor. Şimdi beyin günlük ürettiği enerjinin neredeyse dörtte birini tek başına tüketiyor. Yani diğer organlara bırakmıyor. O da glikoz zaten biliyorsunuz enerji kaynağımız. Yediklerimizde çünkü glikoz moleküllerine parçalıyoruz ince bağırsakta. Onlar kan yoluyla hücrelere yollanıyor. Beynimiz gene neredeyse sahip olduğu oksijenin dörtte birine yakını gene kendisi tüketiyor. Bu niye böyle? Çünkü enerjinin hücrede açığa çıkabilmesi için o glikoz dediğimiz enerji kaynağı moleküllerin
mitokondri tarafından oksijenlendirilerek küçük ATP'lere bölünmesi lazım. Eğer onlar ATP moleküllerine bölünmezlerse hücre enerji bulamıyor. Şimdi enerji niye çok önemli öğrenme için? Beynin en fazla ihtiyacı olan şey öğrenmesi aslında bu enerji işte. Şimdi bunun ortaya bu enerjinin üretilmesinde ve kullanılmasında o zaman ne çok önemli? Bakın vücudun oksijenlenmesi çok çok önemli. Yani çocukları çok sabit tuttuğunuzda öğrenme için çok faydalı bir şey yapmıyorsunuz. O çocuğun hareket ediyor olması lazım. Uzaktan öğretimde bunu da tecrübe ettiniz mi sevgili arkadaşlar? Sandalyenin başına zorla saatlerce ardışık web Zoom session'larıyla, derslerle 3 saat, 4 saat çocuğu oturtmaya kalktığımızda verdiği tepkiyi gördünüz mü? Anne babanın size ilettiği şikayetleri hatırlıyor musunuz? Sandalyede çok zor tutuyoruz. Başına oturmak istemiyor. Altında çok basit bir mekanizma yatıyor. Öğrenebilmesi için enerjiye ihtiyacı var. O enerjiyi üretebilmesi için de vücudundaki glikozu oksijenlendirmesine ihtiyacı var bu çocuğun. Yani harekete ihtiyacı var. Çok basit. İşte bu basit ilkeyi de göz ardı ettiğinizde gene öğrenme sekteye uğruyor. Aynı aralıklı zihinsel tekrar gerektirir öğrenme ilkesini göz ardı etmekle aynı. Şimdi isterseniz devam edelim. Şimdi beyinde size bir şu duygusal boyutunu göstereyim. 3 tane çok önemli merkez var arkadaşlar. Beyinde öğrenmeyi düzenleyen, regüle eden merkezin adı hipokampus. Bu eski Yunanca'da deniz atı demek. Zaten MR altında baktığınızda da bir deniz atı görüyorsunuz. Bu merkezde oluşabilecek herhangi bir patoloji, herhangi bir fiziksel bozukluk, demans dediğimiz işte, bunama dediğimiz hastalığın başlangıcıdır. Yani 40 yıl öncesini hatırlarsınız, 40 dakika öncesini hatırlamazsınız sevgili arkadaşlar. Artık beyin öğrenemez. Hemen onun yanında amigdala, ki bu bizim tepkiselliğimiz, duygusal tarafımızın büyük kısmı buradan geliyor. Bizi tehlikelere karşı uyaran merkez. Genelde de stres hormonlarının salgılanmasından sorumlu olan merkez. Nükleus akümmens ise bizim ödül ceza dediğimiz eğitimde o mekanizmayı çalıştırdığımız çok küçük bir merkez. Yeşil mercimek büyüklüğünde bir merkez. Ama dopamin hormonu, yani haz hormonu salgılandı. İşte çocukları ödüllendirdiğimizde kendilerini iyi hissetmeleri, öğrenme esnasındaki o motivasyonları, coşkuları buradan geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi hipokampüsün önemini söyledim size. Hipokampüsün içine isterseniz, tabii şimdi görüntüleme teknolojileri o kadar iyi ki, isterseniz içine bir bakalım ve oradaki sinir ağlarını bir görelim hipokampüsün. Hipokampüsün içi korkunç bir nöron yapısıyla dolu. İşte bütün öğrenmenin regüle edildiği sistem de aslında bu nöron demektir. Yani bizim dışarıdan aldığımız o uyarıcıları nasıl yönettiğimiz, o öğrenme dediğimiz protein sentezlerinin nasıl yapıldığını yönetildiği yer işte bu sinir ağları sevgili arkadaşlar. Şimdi bu üç merkezle ilgili şunu söylemek istiyorum size. Peki öğrenmeyi yöneten merkezle tepkiselliğimizi ve hazımızı yöneten merkezin aynı bölgede evrilmesi bir rastlantı mı? Hayır değil. Bakın bize çok basit bir ilkeyi söylüyor evrimsel olarak. İnsan gün boyu on binlerce uyarıya maruz kalıyor. Duyuyor, görüyor, ışıklar duyuyor, sesler görüyor, ışıklar görüyor, sesler duyuyor. Bunların hepsini kaydetmeye çalışsa, uzun süreli hafıza oluşturmaya çalışsa, hem korkunç bir enerji lazım ki bunu bulamaz, mümkün değil. Artı bu kadar odaklanamaz. Çünkü odaklanma olmayınca öğrenme olmuyor. Peki nasıl bir mekanizma geliştirmiş insanlar? Bakın 2,5 milyon yıldır ortalıkta bu. Modern insanda işte yaklaşık 250 bin yıldır ortalıkta. Şöyle bir şey yapmış. Kendisi için önemli olduğunu düşündüğü o yaşantılar var ya, onları duygularla işlemiş. Onları duygularla eşleyince bunları daha kolay hatırladığını görmüş. İşte insan duyguyla eşlediği öğrenme yaşantılarını hatırlıyor.
duyguyla eşlemediği zaman hatırlamıyor. Niye? Bakın ben şimdi sizin önünüze 1.000 tane kavanoz koysam hepsi kırmızı kapaklı ve sadece bir tanesinin içinde bisküvi var desem bunu bulmanız bayağı vakit alır. Ama o bisküvi olan kavanozun üzerine bir sarı etiket yapıştırsa bunu hemen fark edersiniz. İşte duygu hafızada bu etkiyi yapıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öğrenme ortamını tekrar bir düşünelim uzaktan eğitimde. O duygu boyutunu anladınız mı şimdi sevgili arkadaşlar? Ya da Zoom'dan bağlandığınızda özellikle ilk öğretimdeki arkadaşlarım, öğretmenlik yapan arkadaşlarım. Çocuklar hep birbiriyle sohbet etmek istedi. Fark ettiniz mi? Çünkü çocuk bunu yapamadığında öğrenmeyi eşleyemiyor. Onu geri getiremiyor. Peki her duygunun etkisi aynı mı beyinde? Hayır değil. Bakın. Şimdi size bir araştırmadan örnek vereceğim. Salim Pur çok önemli biri. Kendisi bir fizyolog. Hindistan asıllı bir Amerikalı fizyolog kadın. Okullarda tıp doktoru olduğu için farklı deneyler yapabiliyor onlar. Bir ortaokula gidiyor ve aylarca diyor ki çocuklara bir saat istediğiniz bir etkinlikle başlayacağız. Ve çocuklar büyük oranda bir müzik aleti seçme ya da bir performans tercih ediyorlar. Yani çocuk hemen matematik ya da Türkçe ya da sosyal bilim öğrenmek istemiyor okula geldik. Çocuklara bu yaptırıldıktan sonra bunlar tıp doktoru olduğu için kandaki dopamin miktarına bakılıyor. Dopamin çok önemli. Neden? Çünkü bunun %1'lik artışı çocuğun motivasyonu için yeterli. Çocuk motive oluyor. Bakın %9 artış. Korkunç bir artış. Neden? Zaten yetişkinler uyuşturucu kullandığında, kokain kullandığında %22 artabiliyor. Maksimum çıkabileceği yer burası. Yani çok basit duyguya dokunmanın çocukta motivasyon açısından ne etki yaptığının en güzel deneylerinden biri budur sevgili öğretmen arkadaşlar. Aslında çocuk bu kadar saçma sapan konu yoğunluğu olan bir müfredatla uğraşmasa ve siz öğretmenler o müfredatı yetiştirme derdiyle uğraşmasanız aslında güne şöyle etkinliklerle başlayabilirsek burada çocuğun motive olma düzeyi büyük ihtimal onun gün boyu motive kalmasını sağlayacak. Aslında çok basit müdahalelerle çok daha nitelikli bir öğrenme ortamı yaratabiliyoruz. Ama maalesef kendi yazdığımız müfredatın kölesi olmuşuz. Çıkamıyoruz onun dışına. Kutsal kitap gibi çıkamıyorsunuz dışına. Şimdi sevgili arkadaşlarım her duygunun beyindeki etki süresi aynı değil. Şimdi bu da yeni yayınlanan bir makale. Çok önemli bir makale. Bu da Emotion'da yayınlandı. Önemli bir psikoloji dergisinde. Araştırmacılar uzun bir araştırmadan sonra kendi oluşturdukları, insanlarda oluşturdukları duygunun etki sürelerine bakmışlar. Şimdi bakın, hani Salim Pur'un deneyini bir hatırlayın. Çocuğu performansla başlatıyor sabah. Bakın o coşkunun vücuttaki etkisi ortalama 6 saat sürüyor. Bayağı iyi bir süre. Bakın çocuğu strese soktuğunuzda 3 saat boyunca çıkamıyor onun dışına. Bundan etkileniyor. Korku 45 dakika sürüyor. Şimdi diğer duyguları göstereyim size. Bakın eğer çocuk sizi sevmezse, öğretmeni sevmekle konuyu öğrenmek arasında çok yüksek korelasyon vardır sevgili arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çocuğun o hissettiği kin var ya 60 saat sürüyor. Çocuğun kalbini kırdığınızda 120 saat bunun etkisinden kurtulamıyor bu çocuk. Şimdi duyguyla öğrenme arasındaki ilişkiyi çoktan anlayacaksınız. İşte sınıfta oluşturduğumuz o duygular aslında çocuğun neyi öğrenip neyi öğrenmeme konusundaki kararlarını ve ısrarını çok etkiliyor. İşte duyguyla öğrenme arasındaki şimdi şu temel prensibi köşeye yazın. Duyguyla eşleşmiyorsa o öğrenme yaşantısının hafızaya dönüşme ihtimali düşük sevgili arkadaşlar. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Biraz önce fiziksel etkinlikle şey arasındaki ilişkiyi söylemiştim size. Öğrenme arasında. Bakın bu Zoom yorgunluğu diye bir kavram hatırlarsınız. Çok duyduk
Değil mi bu kavram? Yani çocuklar işte ardışık derslerine gelince yoruluyorlar, zihinsel olarak tükeniyorlar. Bakın arkadaşlar, orada eldeki veri şunu gösteriyor. Çocuğu ardışık en fazla 3 derse sokabiliyorsunuz. Ondan sonra tükeniyor. Peki bu tükenmişliği ne gidiyor? Büyük oranda fiziksel etkinlikle gidiyor. Ama 40 dakikayla 1 saat arasında fiziksel etkinlik gerektiriyor. Şimdi uzaktan öğretim yaptığımız döneme geri dönelim. Bu basit gerçeği ne kadar gözettik, tekrar bir düşünelim. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bakın, en fazla ardışık 3 sunum dersi yapıyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Ve bunlar 20 dakikayla yarım saat arasında olmak kaydıyla. Daha üstünü de yapamıyorsunuz. Dayanamıyor çünkü çocuk. Niye? Ya çok fazla uyarıcı alıyor beyin. Bunun için evrilmemiş beyin. Bir sürü kutucuklar var. Siz mesela sınıfta sizi dinleyen öğrenci sadece size bakıyor değil mi? Ya da tahtaya bakıyor ya da o anda arkadaşına bakıyor. Aynı anda sınıftaki 24 tane arkadaşına ve size bakmıyor ve tahtaya bakmıyor. İşte ekran bunu yapıyor çocukta. Bunun için çabuk yoruluyor çocuk. Şimdi görsellerin öğrenmedeki etkisini gördük. Özellikle şunu da gördük. YouTube var, videolar önemli öğrenmede. Ama şunu unutmayın. Bu YouTube'dan ya da dijital ortamdan ötürü değil. Bu da evrimsel bir özelliğimiz öğrenmede. Çünkü insan beyni görsel materyalleri, yazılı metinlere göre 60 bin kat daha hızlı anlamlandırıyor. Neden? Ya bu canlı 2,5 milyon yılda farklı formlarda ortalıkta. 250 bin yıldır da bu Homo sapien formatında ortalıkta. Gün boyu işlediği verinin %90'ı görsel zaten. Sizin alfabe dediğiniz, yazı dediğiniz 5000 yıllık bir hikaye sevgili arkadaşlarım. Bu beyin zaten görselleri yorumlama üzerine evrilmiş. Yazıları okuma üzerine evrilmemiş. Yani en iyi bildiği işlerden biri o zaten beyni. O yüzden öğrenmede yüz okuma çok önemlidir. Biz birbirimizin yüzünü onun için görmek istiyoruz. Onun için bu maske bizi çok zorluyor. Biz oradaki ifadeleri bilinç altında okuruz ve anında beyin farklı bir eyleme geçer. İşte çocuğun öğrenip öğrenmediğini de oradan anlarız. Çocuk da bizim yüzümüzü görmek zorundadır. Niye? Çünkü bizim beynimiz görselleri işliyor ve çok daha kolay işliyor. Ama neyi gördük online öğrenmede? Sadece görselin varlığıyla öğrenmiyor. Yani video koyduğunuzda hadi seyret öğren, öğrenmiyor. EBA TV seyret öğren, öğrenmiyor. Bunun süresi çok önemli. Eğer siz bu videoları özellikle ilk öğretimdeki arkadaşlar için söylüyorum. 5 dakika civarında tutabiliyorsanız seyrediyor. Lisedeki arkadaşlar 10 dakikaya kadar. Onun üstünü takip etmiyor. Niye? Çünkü şöyle bir özelliği var beyinde. Odaklanmayınca öğrenmiyor. Ve odaklanabildiği sürenin sınırları var. Odak sonsuz değil. Burayı atlamayacağız. Demek çocuğa çok fazla ben online'da video seyrettiriyorum. Öğreniyor olması gerekir. Savı doğru bir sav değil sevgili arkadaşlar. Bu şununla ilgili sevgili arkadaşlarım. Şimdi de size sınıf içi deneyleri göstereceğim. Bakın, bir saatlik eğer bir amfi dersi yaptığınızı düşünün üniversitede. 300 adama ders anlatıyorsunuz. İşte çocukların dikkat süreleri bu kadar. İlk 10 dakikada fena değil. Bir de son ders biterken dikkatlerini tekrar toparlıyorlar. Eğer bir etkileşim yoksa ortada hiçbir şey yok öğrenme adına. Çok düşük. Esas bizim için önemli olan akılda tutma. Tamam da bir hafta sonra ders hatırlayacak mı bu çocuk? Bakın başlangıçta kendisine anlatılanların neredeyse %70'ini 75'ini hatırlıyor. Çünkü dikkat odaklanma iyi ya orada. Ama dersin sonunun %80'ini 85'ini hatırlıyor çocuk. Dersin ortasını hatırlamıyor. Bunu geri getirmiyor. Niye? Etkileşim yoksa öğrenme yok. Öğrenme odaklanma ve etkileşim üzerine. Neden? Bakın online'daki ölçümleri göstereyim size. Zoom'u açın. Hadi bakalım bir saat ders anlatın. Etkileşim koyarsanız ancak öğrenci odaklanıyor. Peki o etkileşimde işte çocuklara
breakout roomlara koyuyordunuz, soru cevap yapıyordunuz, birbiriyle konuşturuyordunuz ya da çocukların önünde bir çalışma yaprağı koyuyordunuz. Dersi takip ederken orada bazı şeylere cevap yazıyorlardı, bazı boşlukları dolduruyorlardı. İşte öğrenme orada gerçekleşiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi etkileşimle işte o da öğrenmenin sosyal boyutu. Şimdi gelelim son boyuta öğrenmede. Bu canlının milyon yıllardır kullandığı çok önemli bir özelliği var. Gözlemliyor, taklit ediyor. Gözlemliyor, taklit ediyor. Öğretmenin bilişsel yapısını gözlemliyor, taklit ediyor. Öğretmenin nasıl düşündüğünü anlamaya çalışıyor. Onun probleme nasıl yaklaştığını anlamaya çalışıyor. Anladığı anda da taklit ediyor. Öğrenmenin sosyal boyutunu sakın göz ardı etmeyin. Bu şu demek. Öğrenme akranlar içinde gerçekleşirse daha kısa sürede gerçekleşiyor ve daha kalıcı oluyor. Akranlarıyla yaptığı etkinlik öğrenmeye çok büyük katkı yapıyor. Bakın, size gelişimde bir grafik göstereceğim sevgili arkadaşlarım. Hani çocuğun üzerinde aile mi etkilidir, akranları mı, çevresi mi etkilidir? Anne baba etkisi okula başlayana kadardır çocukta, bunu unutmayın. Okula geldikten sonra artık onun bir mahallesi var. Ne olur bu benzetmeyi unutmayın. Eskiden mahallede bir okul vardı. Şimdi her okulun içinde bir mahalle var. Niye? Çünkü çocuğun mahallesi kalmadı. Okula gelmediğinde mahallesi yok bu çocuğun. Top oynadığı bir yer yok. Üst sokak, alt sokak bu kavramlar yok artık sosyolojik olarak. Onun için okuldaki öğrenme ortamı, o sosyalleşme çok şeyi belirliyor. Bunu ailelere de çok iyi anlatmanız lazım. Çünkü maalesef ailelerde şöyle bir kanı oluştu. Yani biz bu kadar para harcıyoruz bu çocuğa. İşte İzmir özel Türkiye'ye yolluyoruz. Yıllık şu kadar ücret ödüyoruz. Yani harcadığınız parayla ilgili değil arkadaşlar. Hani özel okullarda da bu benzeri tavır yok mu? İnanın onlarda da var. Çok para alan okul iyi okul değil. Alakası yok. Alakası yok. Şu çevre dediğimiz, mahalle dediğimiz ortamın kalitesiyle ilgili okulun kalitesi. Bakın gene söylüyorum. Çocuk bakkal, makkal, o sınıf, sokak arkadaşı hiçbir şey görmüyor. Ne görürse okulda görüyor. Orayı lütfen öğrenme ortamının ötesinde çocuğun mahallesi olarak düşünün. Şimdi sevgili arkadaşlarım, peki hafıza nasıl oluşuyor? Hafızanın oluşmasında uyku çok önemli. Tamam, aralıklı tekrarlarınızı yaptınız, duygularla işlediğiniz ama düzenli uyku yoksa gene hafıza oluşmuyor. Hatta deney bize şunu gösteriyor. Eğer çocuk, o sizin ilk öğretimdeki çocuklar 8 saati bulması lazım günlük uygulamanın. 8 saatin altına düşüyorlarsa büyük ihtimalle ertesi gün bilişsel kapasitelerin üçte birini kaybediyor bu çocuklar. Ve ardışık birkaç gece bunu tekrarladıklarında yarısından fazlasını kullanamıyorlar. Aynı şey öğretmen için de geçerli sevgili arkadaşlarım. Bu sadece çocuk verileri değil. Yarı kapasite bir bilişsel kapasiteyle öğreten öğretmen, yarı bilişsel kapasiteyle dinleyen bir çocuk, vallahi şu andaki çıktılar çok iyi bana göre. Yarı kapasiteyle bunu başarıyorsak biz çıktılar çok iyi. Bakın deney bize şunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Şu soldaki mavi alan hipokampüs yani öğrenmenin düzenlendiği alan, hafızanın düzenlendiği alan. Bunu fonksiyonel olarak anlattım. Bakın şu yuvarlaklar içindeki noktacıklar öğrenme sonucu oluşmuş yeni moleküller. Dikkat ediyor musunuz? Öğrenme esnasında bunların tamamını hipokampüs yönetiyor. Henüz aralarında anlamlı bir şey oluşmamış. Meaning oluşmamış, anlam oluşmamış. Şu sağ tarafta uyku esnasında ne oldu? Yeni oluşan moleküller arasındaki bağ güçleniyor ve onlar diğer var olan moleküllerle bir bağ kuruyorlar kimyasal bu. İşte bu da anlamlı öğrenme. Peki bu ne zaman oluyor? İşte rapid eye moment dediğimiz REM uykusu esnasında yani gözlerimizin oynadığı uyku dönemi. Yani uykuya yattıktan yaklaşık 2-3 saat sonra geçtiğimiz evrede olabiliyor. Onun için uykuyla öğrenme arasındaki ilişki çok kuvvetlidir sevgili arkadaşlar. Size bir deney göstereyim sevgili arkadaşlar. 4 yıl boyunca öğrenciler yurtta takip edilmiş. Ne kadar uyudukları ve not ortalamaları. Arada çok anlamlı farklar var. Yani
uyku hafızanın oluşmasına çok büyük katkı yapıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, uzaktan öğretimde birçok Web 2 teknolojisi öğrendiniz, kullanmayı. İyi ki de öğrendiniz. İyi ki de bu pandemi buna neden oldu, yoksa Milli Eğitim yıllardır hizmet içi eğitim verir ama yapamaz. Bakın, bir pandemiyle birlikte bir ayda bütün öğretmenler öğrendi. Ama şunu unutmayın. Teknoloji bunu yapabiliyor diye çocuğu çok fazla uyarıcının önüne koyarsanız strese sokarsınız beyin. Beyin gene öğrenmez. Niye? Çünkü bizim stres hormonlarımız, kortizolla adrenalin, bunlar salgılanmaya başladığında beyin o hormonların ona verdiği hisle eşlediği akademik konulardan hep kaçar. Yapamaz. İşte küçük yaşlarda bunlarla tanıştığında, işte ben matematik yapamıyorum, ben Türkçe yapamıyorum, ben tarih yapamıyorum, ben spor yapamıyorum. İşte bu duygular böyle oluşuyor. Bu size şunun için anlatıyorum. Birçok konudaki başarı ve başarısızlığımız sosyal öğrenmelerdir. Bunu sakın unutmayın. Biz bir şey tecrübe ettiğimiz için o konuyu yapamıyoruz, sevmiyoruz. Yoksa beynin şöyle bir özelliği yok. Ben sadece sayısal verileri işlerim. Ben sadece sözel verilir. Öyle bir hücre yok beyinde. Beyin her şeyi öğreniyor. Aradaki tek fark, her beyin her şeyi aynı sürede öğreniyor. Aynı tekrarla öğrenmiyor. Bir de aynı duyguyla işlemiyor. Eğer bu süreleri, bu tekrar sayılarını ve duyguları manipüle edebilirseniz, her çocuk farklı sürelerde de olsa aynı noktaya varıyor. Ama müfredatta gene zaman yok çocuğu bekleyecek. İşte bu çocukların birçoğunun şanssızlığı maalesef bu. Şimdi bana bu soru çok sorulduğu için size de söyleyeyim. Hani el yazısıyla hatırlama arasında hala çok yüksek oranlı bir ilişki var sevgili arkadaşlar. Hatta bununla ilgili bazı majör araştırmaları da, majörleri buraya koydum eğer bakmak isterseniz. Orada da deneyle göstereyim size. Bakın, sol tarafta MR'daki kişiye bir şey dinlettiriliyor ve not alması isteniyor dinlediği şeyle ilgili. Sağ taraftaki kişi ise sadece dinlemesi isteniyor. Bu renklendirilmiş bölgeler ne biliyor musunuz? Oksijenlenen bölgeler. Yani beynimizde oksijenlenme ne? Enerji üretimi demek. Bu ne demek? Öğreniyor demek. Aradaki farka bakın. Onun için çocuklara şunu çok iyi anlatın. En iyi ders çalışma yöntemi hala kendi cümlelerinizle yazmak bir şey. Bir şeyi elinizle, kendi cümlenizle yazın. Tablo mu çiziyorsunuz? Grafik mi? Yapın. Beyin bunları çok kolay hatırlıyor. Niye? Çünkü hafızayı ve zekayı şöyle geliştirmiş beyin. İnsan şöyle evrilmiş. Ellerini kullanıp alet yapabildiği için zekasını geliştirebilmiş. Onun için eliyle bir şey yaptığında zihin bunu çok hızlı kodluyor ve çok kolay geri getiriyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi öğrenmenin bir döngüsü var. Artık toparlayalım, sizi de yormayayım. Böyle bir de tatilin hemen ertesi günü benle buluşmak zorunda kaldınız. Kusura bakmayın. Umarım sizin için keyifli bir öğrenme olmuştur bu. Arkadaşlar, çocuk tabii ki motive olmadan öğreniyor. Ama çocuğun motive olmasının koşulu da öz yeterlilik algısı. Yani çocuk öğrenebileceğine ikna olduğunda motive oluyor. Onun için çocuğun öz yeterlik algısını lütfen besleyin. Bu onun motivasyonunu artıyor. Motive olduğunda da katılımı artıyor. Katılımı artınca öğrenme olur. Ve öğretimin döngüsü de şu arkadaşlar. Bakın, bu bir dersin öğretimi değil. Bir 10 dakikanın öğretimi de olabilir. 3 haftanın öğretimi de olabilir. Ama derse hazırlık kısmında bu öz yeterlik algısı ve motivasyonu manipüle etmeniz lazım. Ders anlatımı nedir biliyor musunuz? Örnekler ve benzer olmayan durumlar üzerinden anlatacaksınız konuyu. Beyin öyle öğreniyor. Bu neye benziyor? Bu neden farklı? Bu neye benziyor? Bu neden farklı? Hatta bir örnek vereceğim size. Çocukların grafik okuma ortaokulda, değil mi? Şimdi öğretmen arkadaşlarım anlayacak beni. Hocam, bunlar bar grafik okuyor ilkokul 4'te 5'te ama bize geliyor nokta grafik okuyamıyor. Anladınız mı şimdi sıkıntıyı? Eğer benzerlikler ve benzer olmayanlar üzerinden anlattığınızda çocuk bunların hepsini kopuk şeyler zannediyor. Aslında o bar grafiğin de bir nokta grafik olduğunu bilmiyor, anlamıyor. Niye? Çünkü farklı derslerde dinlediğinde bunların her birinin farklı bir şey olduğunu zannediyor. Onun için fizik dersinde bir matematik formülü gördüğünde ama diyor bu fizik dersi, bu matematik değil ki diyor.
Onun için müfredattaki dikey ve yatay ilişkilendirmeler çok önemli. Yani öğretilen konunun örneği fizikte de aynı örnek olmak zorunda, matematikte de aynı örnek olmak zorunda, sosyal bilgilerde de, fen bilgisinde de. Bu bütünlüğü sağlamadıkça çocuk çok zorlanıyor anlamlandırmakta. Bilişsel modelleme şu: eğer öğretmen kendi nasıl düşündüğünü gösterebilirse çocuğa, çocuk onu kopyalar, sosyal öğrenme. Lütfen kendinizin nasıl o probleme yaklaştığını modelleyin. Sonra çocuğa zihinsel uygulama yaptırın ama geri bildirim vermiyorsanız hiç yaptırmayın. Geri bildirim yoksa çok büyük faydası yok sevgili arkadaşlar. Dersin sonunda o girişinde yaptığımız gibi ilişkilendirmeyi ve motivasyonu tekrar kurmanız lazım o konunun öğretiminde. Bu döngüyü sağladığınızda büyük ihtimal çocuk öğrenir arkadaşlar. Ama %100 demiyorum. Büyük ihtimal çocuk öğrenir. Şimdi şunu unutmayacaksınız. Öğrenmedik şu temel bilgiyi. Beyin her gördüğü şeyi gruplar. Benzer şeylere aynı gibi davranır. Onun için siz de öğretim tasarımında bu gruplamaları yapmak zorundasınız. Ki beynin öğrenme işini kolaylaştırabilelim. Sonra ilişkilendirir bunları. Bu niye benziyor? Bu niye benzemiyor? Bakın bu soruyu hep sorar ve içgüdüsel olarak yapar. Ve daha sonra da zihinsel tekrarla bunları hapse çevirir. İşte biz de öğrenme etkinlikleri bunların etrafında kurarız sevgili arkadaşlar. Şimdi son olarak da şu Azbel'i size bir hatırlatacağım. Meaningful Learning ve onun Advanced Organizer'ları, ön düzenleyicileri. İnfografikler bu işi çok iyi yapıyor. Onun için söylüyorum size. Zihin haritaları ve infografikler vasıtasıyla sunduğunuz, o gün anlattığınız konuların, kavramları arasındaki ilişkilerin yapısını gösterebilirseniz ve her ders için bir infografik ya da zihin haritası kullanabilirseniz bu şekilde çocukların öğrenmesine korkunç katkı yaparsınız. Bunu unutmayın. Onların zihinlerinin düzenlenmesinde çok büyük fonksiyonu var bunun sevgili arkadaşlar. Şimdi bütün öğrenme etkileşime geri bildirim üzerine kurulur. Hele uzaktan öğretim korkunç etkileşim gerektirir ve geri bildirim. Etkileşimi ne kadar artırırsanız geri bildirim de o kadar artar. Bu da şu demek: öğretmen olarak çok fazla zaman harcamanız lazım. Niye? Evet, öğrenme zaman alır ama öğretmek de zaman alır. Ama gene sistemin, hani nasıl bir müfredat sıkıntısı var anlattım size. Ama sistemin şu sıkıntısı da var maalesef. Şimdi bir tiyatro afişi düşünün. Hadi bu hafta sonu tiyatroya gideceğiz. Şimdi bir tane de afiş var, bir oyun. Şimdi okuyorsunuz, senaryo yazarı aynı kişi. Oyuncu aynı kişi. Işıkçı aynı kişi. Kostümcü aynı kişi. Dekor aynı kişi. Öğretmen biraz o aynı kişi işte. Çok iş var öğretmenin üstünde. Dersi planlaması lazım, sınıfı düzenlemesi lazım, öğretmesi lazım, ölçme değerlendirmesi yapması lazım, materyal geliştirmesi lazım, nöbet tutması lazım, idari işler yapması. Öğretme de vakit alıyor. Öğretme de odaklanma gerektiriyor. Ama bir türlü şu gerçeği anlamıyoruz. Ya haftada 30 saat değil de 15 saat öğretirse öğretmen, geriye kalan 15 saatte çocuğa feedback verir ve bu çok etkilidir öğrenmede. Maalesef bunu da yıkamıyoruz arkadaşlar. Hani eminim sizler de İngilizce eğitim yapıyorsunuz. Benim kızlarım da Otlu Koleji'de İngilizce eğitim yapıyor. Bir sürü kitaplar alıyoruz. Çok da pahalı kitaplar. Yok işte Cambridge'de, yok Pearson'da. Kitaplarda Is There a Bank Near Here yazıyor. Ya bunu sen de yazarsın. Yani Pearson'ın öğrettiği kadar Perian da öğretir. O ikinci öğretmeni oraya koysan o da öğretir. Yeter ki bu co-teaching mantığını yavaş yavaş anlamaya başlayalım. Çünkü bir öğretmenin bir sınıfta yönetebildiği öğrenci sayısı 8 ile 12 arası. Ondan sonra etkileşimi kaybediyor öğretmen. İşte öğrenmenin sıkıntıları bunlar. Yoksa öğrenmenin sıkıntısı iPad mi alalım, tablet mi alalım? Öyle olsa iPad'le eğitim yapan okullar size, hepiniz fark yapıyor olmanız lazım. Niye yapamadınız? Öğrenmenin ve öğretmenin prensiplerine karşı gelen durumları ortadan kaldırmadıkça öğrenme kalitesinde de öyle çok dramatik bir değişiklik ben beklemiyorum. Şunu unutmayın: öğrenme yaşam refleksi. Bu beceri her çocukta var. Ve
Sınıfınızdaki çocukların büyük bir oranda, %90'dan daha fazlası normal zeka çocuklar. Lütfen bunu unutmayın. Her ne kadar aileler her ürediği çocuğu üstün zekalı zannetse de değil. Çocuklar normal zeka. Gayet de güzel bir şey. Keşke her çocuk normal zeka olsa. Harika bir şey. Ve öğretmen de kim biliyor musunuz? İşte o çocuğun öğrenmesi için gerekçe yaratan kişi, onu ikna eden kişi. Çocuk o gerekçeyi yakaladığında, ikna olduğunda öğreniyor zaten. Neden? Öğrenme çok doğal bir şey. Ama onun gelişimine rağmen öğretemezsiniz. Çocuğa rağmen öğrenme olmaz. Çocuğun gelişimini beklemek zorundasınız, saygı duymak zorundasınız. İnsanın öğrenme ilkelerini bilip onlara saygı duymak zorundasınız. Şimdi arkadaşlar, müzik değişti. Bu pandemiyle birlikte gerçekten müzik değişti ve dans da değişmek zorunda. Eğitim kurumları dönecek. Özellikle kolejlerin bu şansı var. Belki devlet 18 milyon öğrencisiyle bunu yapamayabilir bir anda. Ama dansı değiştirecek. Yani öğrenmenin prensipleri üzerine eğitimi tasarlamak zorundayız. Ticari kaygılar üzerine tasarladığınızda bu oluyor ya da siyasi kaygılar üzerine. Bu sonuçlar hiçbirimizi şaşırtmasın arkadaşlar. Ama dönelim. Öğrenmenin çok temel ilkelerini sınıfa taşıyalım. Bakın bakalım. O öğretmen öğretme coşkusuna sahip mi? O öğrenci öğrenme coşkusuna sahip mi? O coşkuyu yakaladığınızda zaten herkes öğreniyor deyip ben süremi umarım aşmadım. Çok fazla sizleri de sıkmadım. Ama ben bildiğimi, kendi uzmanlığımı çok basit dille size anlatmaya çalıştım. Umarım sizlerin hani bu yorucu bir dönemden sonra cumartesi sabahı kalktınız, beni gördünüz, büyük talihsizlik ama beni gördüğünüze değdiğine inşallah inanacağım ileride. Bizim de size katkı yaptığımı bilmek beni çok mutlu eder. Diyeyim, ben susayım Bahar Hocam. Soner Hocam, çok teşekkür ederiz. Ya ağzınıza sağlık. İyi ki sizi gördük. İyi ki sizinle birlikte olduk. Şu anda YouTube'da arkadaşlarımın yorumlarına bakıyorum. Deli gibi yorumlar okuyor hepsi. Çok teşekkür ederiz. Başucu kitabı gibi bir şey oldu, video oldu. Bu da başucu videosu olması lazım bir öğretmenin diye. Böyle çok çok güzel, keyifli yorumlar var. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ne demek? Sayfa sayfa not çıkaracağımız. Tekrar bu öğrenmeyi biraz daha hani nörobilim dalıyla biraz daha bilimsel ve fizyolojik alanla da birleştirerek bize aktardığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, sizin bu çabanızı herkes takdir etmek zorunda. Sakın alçak gönüllü olmayın bu konuda, tamam mı? Yani ben hep söylüyorum, veli de, devlet de, herkes, okulda herkes takdir edecek, kamuoyu da. Siz okulları açık tuttunuz. Bu acayip bir başarı. Her şeye rağmen açık tuttunuz. O müdürlerin halini biliyorum ben, okul yöneticileri. Yani sürekli yönetmelik takip et. Temaslı çocuk şimdi ne yapacaktık? İki olunca ne oluyordu? Ya insanlar kafayı yedi. Bu normal bir dönem değil. Bu dönem herhalde yapabileceğiniz en kötü mesleklerden biri eğitim yöneticiliği. Samimi söylüyorum. Belirsizlik çok büyük. Yani o kadar değişken ve büyük ki. Ama bakın, kalktık altından. Gene öğretmenlik mesleğiyle kalktık bunun altından. Öğretmenlik mesleği çok profesyonel bir meslektir. Sakın bunu ayak altı etmeyin. Kimse gelip bize akıl verecek durumda değil. Biz bu işin uzmanlarıyız. Madem öğretme işi o kadar kolay, işte çocuğunuz 1,5 yıl sizle evdeydi, öğretseydiniz. Madem çok iyi beceri, yok öyle bir şey. Bu iş bir uzmanlık alanı. Sakın mesleği ayak altı etmeyin sevgili arkadaşlarım. Ve bu alan maalesef şeye çok açık bir alan. Aman dur, pandemi oldu, şunu satalım okullara, bunu yemeyin, almayın. Böyle tanrı kelamı gibi, ayet gibi getirdikleri şeyler size. 21. yüzyılda çocuklar bunu yapamazsa mahvolacak, yemeyin. Ucunda para varsa ayet değildir o, yemeyin, yemeyin. Yapmayın, öğrenmenin prensipleri belli. Biz temellerini koruyabilirsek öğrenmenin, mesleğe saygımızı koruyabilirsek ama önce kendimiz saygı duyacağız. Ama şunu da unutmayın. Okulların en büyük teknolojisi insan. Gördünüz mü? Öğretmen. Öğretmen sayısını artırabilsen, aslında 20-25 çocuğu bir öğretmene değil de o 20-25 çocuğu 3-4 öğretmenle birlikte teaching yapabilsen çok etkili oluyor. Niye? Çocuk ilgi istiyor. Çocuk dokunulmak istiyor. Çocuk feedback istiyor. Ama tek başına bir öğretmen bunu yapamazsınız. İşte söylüyorum size. Tiyatro oynarken aynı anda git ışığı düzelt. Git perdeyi düzelt. Git dekoru değiştir. Sen aynı adama yaptırıyorsun.
O yüzden sıkıntı yaşıyor öğretmen. Yoksa ya bu öğretmenler de hiçbir şey bilmiyor. Öğretmen bilmediğinden değil. Öyle bir ortam yaratıyorsun ki uygulama şansı vermiyorsun. Adam mesleğinden zevk alma şansına sahip değil. Sen bir doktorun kapısına 90 hasta koyduğunda o zevk alıyor mu doktorluk mesleğinden? Sonra da doktorlar kötü. Hayır efendim değil. Niye kötü olsun? Ya bu gerçekleri lütfen kimseye laf söyletmeyin. Bu meslek çok kutsal bir meslektir. Sağ olun, var olun, iyi bir ara tatil olsun, dinlenin. Vallahi dinlenin, bol bol dinlenin. Fırsat bulunca ben de dinleneceğim. Samimi söylüyorum arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler Ankara'dan. Hoşça kalın, İzmir'in tadını çıkarın. Tamam mı arkadaşlar? Bahar Hocam, görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Evet sevgili arkadaşlarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi artık oturumlar öğretmen sunumlarımıza başlayacağız 11'e 10 geçe. Sizlere daha önce ilettiğimiz web sayfasındaki linklerden kayıtlı olduğumuz sunumlara katıl butonuna basarak girebilir, izleyebilirsiniz. Hepiniz şimdi artık kısacık bir 5 dakika ara, ardından öğretmen oturumlarıyla tekrar birlikte olacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum katılımlarınız ve YouTube'da yazdığınız güzel yorumlar için. Görüşmek üzere.